Geldi sıcak gelişme. Son dönemde Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginlik sürüyor diyorduk. O gerginlik bir operasyon getirdi beraberinde. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaklaşık yarım saat önce bir açıklama yaptı. Karabağ'da anayasal yapının yeniden tesis edilmesi için bir anti-terör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Şimdi son günlerde neler olmuştu? Aslında neden bu noktaya gelindiğinin arka planını 2020'den almak lazım. İkinci Karabağ Savaşı oldu biliyorsunuz, 44 gün sürdü ve Karabağ'da yıllar yılı Ermenilerin olduğu bölgelerde Azerbaycan kontrolü sağladı ve topraklarına kattı. Sonra ne oldu? Bir anlaşma imzalandı İkinci Karabağ Savaşı neticesinde. Fakat o anlaşmanın hala pek çok maddesi hayata geçirilebilmiş değil. Bu bölgede gerilimin sürmesini, gerilimin bir türlü sonlanmamasını doğuran sebeplerden yalnızca biri. Sonra bir bu Karabağ'da seçim vardı, bir seçimin yarattığı gerginlik vardı. Üzerine bu eklendi ve son kertede Karabağ'da en son gelişme şuydu bizim sizlerle paylaştığımız. Ermeni güçlerin döşediği bir mayın patladı. İki Azerbaycanlı orada hayatını kaybetti ve Bakü yönetimi bu saldırıyı terör eylemi olarak niteledi. Şimdi sahada gerginlik bu zaten günlerdir devam ederken Azerbaycan dedi ki Ermenistan silahlı kuvvetleri bu bölgeden çıksın. Azerbaycanlı yetkililer bu çağrılarını şuna dayandırdılar. Bu mayının patlaması sadece bunun bir parçası. Ermenistan yeni bir askeri saldırı hazırlığında ve Ermenistan bölgedeki askeri faaliyetlerini sonlandırsın dedi. Aslında bu operasyonun ayak sesleri bu açıklamalarla duyulmuştu. Şimdi ne peki, nasıl bir operasyon? Anti terör operasyonu ifadesi önemli çünkü 2. Karabağ Savaşı zamanında da aslında bu bir savaşa dönüşmeden önce bu ifadelerle bölgede gerilim başlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı diyor ki Ermeni birliklerinin savaş araçları ve askeri hedefleri yüksek hassasiyetli silahlarla imha ediliyor. Ve Karabağ'da terörle mücadele tedbirleri çerçevesinde sivil halk hedef alınmıyor. Sadece meşru askeri hedefler imha ediliyor. Dediğimiz gibi en son Ermeni grupların Karabağ'da döşediği bir mayın patlamıştı ve Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi çalışanları bu patlama sonucu iki kişiyi kaybetti ve kurum çalışanlarının patlama sonucu hayatını kaybetmesinin ardından da polis aracı geçişinde bir mayın daha patladı. Orada da 4 polis hayatını kaybetti ve bunlar neticesinde İşte bu operasyonun başladığını duyuyoruz şu anda. Ama şunu söylemek mümkün. Sadece bu iki mayın patlaması değil, bunun çok daha geriye dayandığını, gerilimin kökünün daha geriye dayandığını hatırlatmam lazım. 2020'de Güney Kafkasya 44 gün süren ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almasıyla sonuçlanan bir Dağlık Karabağ Savaşı, 2. Karabağ Savaşı yaşamıştı. Bu Karabağ Savaşı'nın ardından şu an en gergin dönemin içindeydi bölge. Bakü ve Erivan arasında hala bu 2. Karabağ Savaşı sonrasında kapsamlı bir anlaşma imzalanmaması ve bu anlaşmanın bir türlü yürürlüğe girmemesi zaten bölgede gerilimi körüklüyordu. Ermeni güçlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapması Karabağ'da bazı bölgelerde yine gerilimi tetikledi. Bakın bu görüntüler yeni görüntüler. Yönetmenim Esra beni uyarıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın başlattığını duyurduğu anti-terör operasyonundan gelen ilk görüntüler. Karabağ'da çok uzun zaman sonra bir kez daha bu görüntüleri görüyoruz. 2020'den sonra ilk kez demek mümkün. Bir yandan da Laçın Koridoru çevresinde bir gerilim var zaten bölgede. Azerbaycan burada uzun zamandır Ermenistan'ın bazı faaliyetlerine karşı çıktığı için koridorda kontrollü bir geçiş sağlamaya çalışıyor. Çünkü Ermenilerin burada madenleri yasa dışı şekilde işlediklerini ve bu koridor aracılığıyla da bu maden ürünlerini, yani Azerbaycan'ın kendi doğal milli kaynakları saydıkları madenleri bu koridoru kullanarak Ermenistan'a taşıdıklarını iddia ederek bir protesto yürütüyor. Ve bu protesto çerçevesinde de kapsamında da Laçın
koridorunun büyük ölçüde kapalı tutulduğunu biliyoruz son dönemde. Şimdi Ankara her iki tarafla da son dönemde temas yürütüyordu ve sükunet çağrısı yapıyordu. Ama en nihayetinde şunu çok net biliyoruz. Siyasi olarak da askeri olarak da Ankara uzun zamandır her zaman olduğu gibi Bakü'nün yanında bir tutum sergileyeceğinin mesajını bir kez daha verdi. Şimdi bu görüntüler bize neyi gösteriyor? Karabağ'da Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yarım saat önceki açıklamasıyla öğrendiğimiz Ermeni hedeflere yönelik bir anti terör operasyonu başladı. Bu görüntü onun görüntüsü. Azerbaycan ordusu ayrılıkçı güçlerin Karabağ'da mevzilerini vurduğunu söylüyor. Karabağ'da burası neresi? Hankendi. Onu da söyleyeyim. Hankendi 2020'deki Karabağ, 2. Karabağ Savaşı zamanında çok büyük çatışmalara sahne olmuş bir bölge. Karabağ'daki konumu hasebiyle son derece kritik önemi olan bir bölge. Ve evet, bir süredir gerilimin ayak seslerini duyuyorduk ama 2020 yılından beri Karabağ'da böyle görüntüler görmüyorduk. Bazı münferit saldırılar oluyordu. Hemen sadece bu saldırılara karşılık veriliyordu. Fakat bu kez topyekün bu bölgede bir askeri operasyon başlamış gibi gözüküyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklaması tıpkı 2020 yılının başında olduğu gibi yine bir anti terör operasyonu diyor. Bakın şimdi bu görüntünün sesini dinleyelim. Hankendi'de siren sesleri. Şimdi burası Hankendi, Karabağ'da çok kritik noktalardan biri. Bir seçim yapıldı orada. Ermeniler burada bir seçim yaptılar ama Azerbaycan diyor ki siz burada seçim yapamazsınız, burası benim toprağım. 9 Eylül'de bir sözde seçim yapıldı, Azerbaycan'ın ifadesiyle söylüyorum tanımadığı için. Ve bir cumhurbaşkanı seçildi bu bölge için Ermeniler tarafından. Fakat Azerbaycan diyor ki bu seçimin hiçbir hukuki geçerliliği yok. Sahte ve uydurma diyor ve yasa dışı kukla rejimin tasfiye edilmesi ve silahlandırılması şart demişti Azerbaycan geçen hafta yaptığı açıklamada. Ve bu olmadığı sürece Karabağ'da bu 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycanlıların ve Ermenilerin birlikte yaşaması ya da kalıcı barışın tesis edilmesi imkansız diyor Azerbaycan. Hankendi'de bugün bu görüntüleri görmemizin işte tam olarak arka planı bu. Günlerdir süren gerginlik Hankendi'de siren sesleriyle neticelendi. Çünkü operasyon başladı. Bu arada şunu hatırlatmam lazım. 2. Karabağ Savaşı sonrası masaya konan anlaşma ki tamamıyla hayata geçirilemedi. Ama şunu getirdi bölgeye. Kritik noktalarda özellikle Azerbaycan ve Ermeni güçler arasındaki sınır oluşturan bölgelerde bir Rus gözlem merkezi var. Ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı diyor ki açıklamasında biz bu anti terör operasyonunu başlatmadan evvel hem bu Rusların görev yaptığı merkezi hem de Türk güçleri Türkiye'yi bilgilendirdik. Şimdi Rusya önemli bir faktör burada Karabağ Savaşı sonrası 2. Karabağ Savaşı sonrası devreye giren ve barışın tesisinde çaba gösteren bir taraftı. Çünkü hatırlarsanız önceki dönemde Karabağ'da düğüm haline gelmiş bir Minsk yapısı vardı. Ve o Minsk yapısı bir türlü sorunları çözememişti ki 2. Karabağ Savaşı'na gelinmişti. G20 zirvesi zamanı Rusya aslında bu devam eden gerilimle ilgili bir açıklama yapmıştı. Paşinyan'la Aliyev'in geçen yıl Ekim'de Prag'da bir araya geldiklerini hatırlatmışlardı. Ve şunu söyledi Lavrov. Paşinyan, Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu kabullendi dedi. Dolayısıyla bu düzenlenen seçimlerde, Ermenilerin kendi içlerinde düzenlediği seçimlerde Azerbaycan bu seçimi meşru kabul etmiyor ve Rusya da destek veriyor Azerbaycan'ın bu tavrını. Onlar da kabul etmiyorlar. Avrupa Birliği hakeza. Avrupa Birliği de yine bu anlamda Azerbaycan'dan yana taraf. Çünkü Avrupa Birliği Konseyi de
Hankendi'de düzenlenen seçimin hukuki geçerliliği olmadığını duyuran bir açıklama yapmıştı ve Avrupa Birliği Hankendi'de 9 Eylül'de yapılan bu seçimleri tanımıyor demişti. İşte dolayısıyla bu açıklamalar, bu destek açıklamaları da Azerbaycan'ın buradaki tavrını güçlendirdi ve bunun neticesinde de bu açıklamalardan 10 gün sonra, bu mayınlar patladıktan sonra Azerbaycan tüm bu yaşananlara bir anti terör operasyonuyla karşılık verme kararı aldı ve bunu hemen uygulamaya geçti. Şu anda görüyorsunuz Hankendi'de bir operasyon var. Karabağ'da, daha doğrusu biz Hankendi kaynaklı olduğunu biliyoruz ve yakın çevresinde, ama daha fazla açıklamaya muhtaç tabii ki. Tam olarak hangi noktalar vuruluyor? Bu Hankendi ve çevresiyle sınırlı mı kalacak? Yoksa Azerbaycan bu bölgede topyekün bir operasyona mı girişecek? Bunu bilmiyoruz. Ama şu